Bilir miyim? Burada nasıl yaşıyorsun? Bana anlatır mısın? Hadi bakalım. Bismillah. YouTube kanalına koyacağım seni. Söz. Burada nasıl mı yaşıyorsun? Evet. Hocamın gördüğünüz gibi arkadaşlar semaveri kaynıyor. Burası neresi? Evet hocam, sen kendi dilinden diyelim. Ali hocanın mekanı. Ali Terzioğlu'nun mekanı burası. Mimali Terzioğlu. Evet. O benden ayrılamaz. Evet. Biz ayrılmaz ikiliyiz. Evet. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Evet. Ancak. Mimali Terzioğlu'ndan şikayetçiyim. Neden? Neden? Arada beni de dinle doluyor. Yaşlı editörüm. Diyor. Diyor artı. Evet. Giymiş bez ayakkabıları. Evet. Selimiye'de sabah namazında şakır şakır yağmur varken ıslandı salak demeye getiriyor. Estağfurullah. Demiyor tabii öyle. Evet. Çünkü atarım işten. Tabii. Sonra ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Yağmur altında diyor. Koskoca Selimiye Camii'nde diyor. Evet. Kuru bir yer, kapalı bir yer, abdest alma mekanı bulamadı. Evet. Halbuki Mimar Sinan Selimiye Camii'ni sanat için yapmadı, ibadet için yaptı. Evet. Selimiye Camii'nde evet. Kapalı bir abdest tazeleme bölümü olmadığını iddia etmek, şadırlanmak aslında orijinden de açık. Evet. Ona itiraz etmiyorum. Evet. Ama batı ve doğu tarafındaki duvarlardaki abdest alma bölümlerinin evet. üstünü incelerseniz evet. şöyle el genişliğinde he. demirler görürsünüz. Bunlar orijinalinde orada sarkıtma çatı var. Evet. Vali Bey'e bunu yazdım o yazıda. Ali Süzen imzasıyla yazıda. Dedim evet. ki çok büyük vebal altındasınız. Neden vebal altında? Ya konu komşu hadi evinden abdest aldı geldi. Evet. Ben Almanya'dan geliyorum. Şu Selimiye'yi bir göreyim dedi. Evet. Çakır çakır yağmur veya kar yağıyor. Veya musluklar. Nerede abdest alacağım? Nereden abdest alacağım? Nerede gölgenin yok? Vali rahat yatamaz yatağında. Vakıflar Bölge Müdürü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve evet. ona bağlı bakanlık evet. ve Cumhurbaşkanı rahat yatamaz yatağında ya. Diye yazdın. Ya Müslüman orada eziyet çekiyor. Doğrudur. Aynen. Çok olmaz doğru böyle söylüyor. Şey. Doğru söylüyorsun. Madem orijinalini arıyorsun. Evet. Orada abdest alma yerleri orijinalinde kapalı. Sarkıtma kurşun kaplamalı çatı. Mimali Terzioğlu bu arkadaş. Buna yazan arkadaş. Şimdi Ali Süzen Hoca burada ne yapıyor? Mimali Terzioğlu ne yapıyor burada? Mimali Terzioğlu burası neresi? Kulağını çekmeye çalışıyor. Evet. Web sitesiyle uğraşıyor. Evet. Kendi köşe yazılarını yazıyor. Artı evet. bir taraftan da yeni hazırlamaya çalıştığı evet. Edirne'den Başarı Hikayeleri kitabını ilaveli ikinci baskısına çalışıyor. Evet. Bu portre çalışmasıdır ve amaç bu projede şudur. Edirne'den bildiğimiz, tanıdığımız zanaatkar ve kanaatkar olan Allah razı olsun. Kişileri evet. bulup onlara soruyor. Diyor ki nasıl başarılı oldun? Ve hayatta başarı yolunda ne tavsiye ediyorsun? Evet. Özeti budur projenin. Anladım. Aynı zamanda referans niteliği taşıyor bu kitap. Nasıl referans? Diyelim ki Hakkari'den Edirne'ye tayiniz çıktı. Evet. Ne nalbur biliyorsunuz, ne ayakkabıcı tamircisi biliyorsunuz, hı. ne bilmem ne. Bakacaksınız Ali Süzen Hoca'nın eli kitabı elinize geçmişse oradaki kişileri tercih edeceksiniz. Çünkü ben de tercih ederek yapıyorum. Allah razı olsun. Kanaatkar ve kanaatkar mı? Allah razı olsun. Ona bakıyorum. Dolayısıyla kitap aynı zamanda evet. portre çalışmasından da öte bir referans niteliği taşıyor. Bir de en önemli konu ileride Allah geçinden versin. Amin. Hepimiz kaybolduk. 50 sene, 100 sene sonra. 2000'li yıllarda Edirne'de kimler vardı? Elit kesim, üniversite hocası, esnaf, toptancı, ayakkabı tamircisi, nalbur. Evet. Kimler varmış? Evet. Ali Hoca'nın objektifine kimler girmiş? Belge bırakmak. Tarih. Allah razı olsun. Tarihe bir anı bırakmak. Teşekkür. Hocam bir de kendinizden bahsetseniz siz bahsetmem kimsiniz? Bahsetmem efendim. Ben bahsetmez. Kendimden bahsetmeyi sevmem. Ben dağlıyım. Dağlıyım. Ben dağlı bir Ali Süzen'im. Allah dağlıları övünmeyi sevmez. Allah razı olsun. Siloğlu Tatarlar Köyü'nde 1953'te doğmuş. Evet. Köyde merabol hayvancılık yapıp çoban evet. olacakken rahmetli babacı ona demiş ki okusun bu kızan çünkü evet. çelik çomak sopasını sakladığı duvar dibindeki taş sol ayağının üzerine düşmüş. Evet. Çelik çatlamış. Evet. Bu ağır buğday çuvallarını kaldıramaz. Bundan çiftçi olmaz. Demiş. Kayserili usulü. Bundan esnaf olmaz. Evet. Misali. He. Ali Süzen hasbel kader çoban olacakken ilahiyatı bitirmiş. Evet. Emekli müftü de diyebilirsin.
25 sene öğretmenim. 11 senesi lise müdürlüğü. Üniversite yıllarından beri gazete genel yayın yönetmeliği yapan, yazı yazan, kitap okuyan, efendim 11 senelik müdürlüğü sırasında haftada bir olmasa da 15 günde bir naklen yayın yapılan camiden vaaz eden halka, evet, Uzunköprü'nün kendisini sesinden tanıdığı, yüzünü görmese de sesinden tanıdığı anası babası olmayan yetim ve öksüz bir yüzeli. Allah ona uzun ömürler versin diyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ali hocamın da selamı var. Allah seni sevsin ama beni daha çok sevsin. Allah senden çok benden razı olsun hocam benim.